Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, Üsküdar'ın imarı için tam 9 yıldır mücadele verdim. 40-50 yıl önce tarla vasfındaki bu arazilere gelişi güzel bu binalarımızı yaptık. Çalışmalar itibarıyla önce buradaki imar durumu çıktı meydana, emsal çıktı. Ondan sonra da parsellerin kentsel dönüşümü için ne gerekiyordu? Parsellerin bölünmesi gerekiyordu, ifraz olması gerekiyordu. Parsellerin ifrazı için de Üsküdar Belediye Başkanlığımız ne istiyordu? Parselin en az yarısı imza getirsin. Ama baktılar ki olmuyor. Ondan sonra sadece bir binanın çürük olması, bir kardeşimizin müracaatıyla parselleriniz artık ifraz oluyor. Kentsel dönüşümde bazı ayrıcalıklar var. Biz buna değineceğiz. Şu gördüğünüz tapu senedi. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin en kıymetli evrağı. Bu evrakla buradaki parselden de imara ayna alıyorsunuz. Buradaki parselden de imara ayna alıyorsunuz. Peki buradaki parsele binaya oran verilirken oradaki parsele tapuya göre imar verirseniz bu olmaz. Kirazlıtepe'de bir kentsel dönüşüm uygulandı. Çamlıca Camii'nin etrafı temizlensin diye bir uygulama oldu. Onlar çok şanslı. Ondan sonrası şunu yapmamız lazım. 1151 ada bir parsele de aynı emsali vereceğiz. Öbür parsele de aynı emsali vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusunu vatandaş almış. 30-40 yıldır imar bekliyor. Siz buna derseniz biz size %30 vereceğiz. Kaçak yapıya %60 vereceğiz, %40 vereceğiz. Bu doğru bir şey değil. İmar Üsküdar'ın 16 mahallesine de aynıdır. Birisine ayrıcalık, bir öbürüne ayrıcalık olmaz. Onun için buradan Sayın Başkanımıza sesleniyoruz. İmarda gerçekten devrim gerçekleştiriniz. Bu devrimin son halkasını açtınız. Bundan sonra tapuya göre herkese eşit emsal imar verin. Saygılar sunuyoruz.